Saygıdeğer izleyici, sizlerin iradesi, hırsı, desteği, kararlılığı ile devam eden Victoria 3 King mücadelesinin 5. bölümündeyiz. Uğur Bey'in boynunun borcu olarak devam ediyor bu seri. En son profesyonel orduyu getirmeye çalışıyorduk. Köylü askerin dezavantajdan başka bir katkısı yok, açık söyleyeyim. Aristokratlara siyasi güç vesaire vermesi. Onların gücünü bu şekilde kırmamız, yani %25 bir güç buradan gidecek, %25 güç buradan artış gelecek silahlı kuvvetlere. Dolayısıyla aslında önemli bir oranda aristokrat siyasi gücünün kırılmasına neden olacak bir kanun aynı zamanda. Profesyonel ordu kanunu ve ülkemizin ilerisi için ihtiyaç duyduğu kanunlardan biri. Birimlerin daha hızlı bir şekilde tecrübe alması gerekiyor. Daha fazla askeri barındırma şansına sahip olabiliyoruz vesaire. Sanayileşme çabamız devam ediyor. Bu bölüme kadar King'in büyük sorunları zannedilen konuları çözmeye çalışmıştık. Buradan sonra King'in sıçrama sürecini oluşturacak altyapıyı hazırlamaya çalışacağız sizlerle birlikte. Bununla birlikte kötü şey öğretimiz düştükçe kullanımına devam edeceğiz. Shogun Japonunu falan bağlamaya çalışacağız. Bunun için bir donanma hazırlığımız olacak en kısa zamanda. Başka şu bloktaki arkadaşlardan bazılarını ilhak etmeye başlayabiliriz zaman içinde. Şu Joseon özellikle istiyorum bir an önce. Aslında daha erken buna gidebilirdik, uğraşabilirdik buraya. Ama biraz o kısma çok odaklanmadık diyelim. En baştan itibaren ya da bilmiyorum denk mi gelmedi acaba, kontrol mü etmedik? İlla ki bir eksiklik veya gerçekten bu şekilde de olmuş olabilir. Yaşadığımız bir sürü olay var. En kısa zamanda Joseon'u ilhak edecek duruma getirmeye çalışacağız. Tibet'e şöyle bir hamle yapabiliriz. En azından son seviyesine getirelim. Kötü şöyle şuraya indiğinde ilhakını gerçekleştiririz. Konvoy sorunumuz var. Konvoy sorunu devletlerle olan bağlantımızı bozduğu için problemler yaşıyoruz. Bununla birlikte bağlamak istediğimiz Dai Nam vardı. Vietnam. Seni de almaya çalışacağız bir ara. Şunları da almayı düşünüyoruz aslında ama adam temkinli bakıyor. Temkinli bakış açısını düzeltmek biraz zor. Yani keyfi olacak da. Barışçıl seviyeye getirmişim zaten. Dolayısıyla bu arkadaşın bağımsızlığını da iptal edip bağımsızlık karakterini bunu fethedebiliriz. Yani Cook'da olarak özellikle alabiliriz. Elden geldiğince Asya Asyalılarındır politikasını gerçekleştireceğiz. Şimdi ikinci seviyeye geçmek istiyoruz ülkemizin tamamında ama alet ve demir kıtlığı varmış şu an ülkemizde hali hazırda. Ve çelik aletlere geçme şansımız var fakat bunun için de çelik üretmemiz lazım. Dolayısıyla birkaç tane çelik fabrikası kuracağız şimdiden. Shanxi sana kuruyorum bir tane. Birkaç tane hatta olabilir. Kaç tane gerekiyordu çelik ihtiyacı? Biraz burayı detaylı oynayalım. Burada yapılacak işler var. Buradan değil. Nereye bakacağız? Ne kadar ihtiyaç vardı? 444 diyorsun. Çelik ihtiyacı olacak. Bunun tanesi 65 üretiyor. Dolayısıyla 2 seviye üretsen 130. En azından bir 2-3 seviye kurmakta yarar var. Efendim. Bu şeyde yok mu ya? Buraya da yapalım bir tane Güney Mançurya. Demir yollarımız yolda geliyor. Demir yolları gelir gelmez hemen oluşturmaya başlayacağız. Bunun haricinde demir madenlerini bir halledelim. Şu demir iskeletliğe geçme mevzusu onu gerçekleştirmek istiyorum. Aslında şu anda hepsi birden değil de adım adım yapabileceğimiz yerler varsa onlara da odaklanabiliriz. Burada tabii oyunun bazı eksikleri var. Mesela ben atıyorum en ucuz nerede katkı sağları buradan göremiyorum. Aslında görmeme yardımcı olması lazım normal şartlarda. Atıyorum demir fiyatları falan onlar da burada yazsa. Şimdi bu arayüzü biraz daha zenginleştirseler daha kısa zamanda bunları kontrol edip ilerleme şansımız olacak ama tabii bu şu an çok mu kritik Uğur Bey? Aslında değil. Olabildiğince ince işçilikten bahsediyorum ki bu aslında koca bir oyun için o kadar da büyütülecek bir şey değildir. Ama ben sadece bir oyun mantalitesini sizlere naçizane anlatabildiğim kadar anlatma derdinde olduğum için bunları özellikle belirtiyorum. O yüzden belirtiyorum yani. Önemli olan kısmı bu. Yani oyunun mantalitesini kavradığımızda geçen bir arkadaşımız da sormuş mesela neden top fabrikalarını buralara yapıyorsun, çelik diğer yerlerden alabiliyorsun. Mesela bak bu soruyu sorabiliyor
aklına gelebiliyor böyle bir soru. İşte bu tür soruları sormanıza da yardımcı olacaktır burada yaptığım ince işçilik. Aslında bunlarla normalde ilgilenmem ben. Nasıl mesela EU4'te şimdi bir yere kadar getirdik herkesi. Oyun anlamında herkes bir yere kadar geldi. Hep birlikte geldik. Neyse. Yani senin gibi kanunda şimdi. Tamam, neyse. Geldi. Sonra ne diyoruz? Bir yerden sonra bazı şeyleri, bazı detayları, küçük detayları yeri geldi mi önemsemiyoruz. Atıyoruz. Diyoruz ki bunlar kritik değil diyoruz mesela. Şimdi bunlar da öyle aslında. Bu oyunda şu anda bu gösterdiğim detayların aslında çok büyük bir etkisi yok. Ama şimdi bunları bir öğrenelim. Oyunun mantalitesini kavrayalım. Ondan sonra zaten bunları sallayacağız. Ki salladığımız içerikler de var zaten bu kanalda. Ama böyle içerikleri de zaman zaman getirmemiz lazım. Ki faydası dokunsun. Veririm desteğini. Alçak herif. Başka. Demir madenlerimiz kuruluyor. Kurulmalıdır. Çok da hoştur. Bunun haricinde bakalım daha yapabiliyor muyuz? Çelikler kuruluyor değil mi şu anda? Güzel. Seni birkaç seviye daha yükseldim. Bir de burada seviyeye bağlı sıralama da yok ya. O da işin kötü yanı yani. Tam fark edemiyoruz olayı. 60 bin gelir var diyorsun. Hop, kıtlık başladı. Evet. Geldi mi? Geldi. Demir madeni kur. Demir madeni kur. Çabuk. Çabuk demir madeni kur. 2,79. Şimdi bir yerden sonra altyapı problemleri var. İşte istihdam problemleri ortaya çıkacak. Ve ülkemiz şansımız odur ki birçok yere kurabiliyor bunları. Yapabiliriz. Sıkıntı yok. Rahatsızlığımız yok. Tamam. Pekin'de hiç yokmuş mesela. Altyapı da yok gerçi ama birkaç tane kuralım. Güzel. Donanma hazırlığına da başlayacağız en kısa zamanda. Japonya'yı bağlayayım istiyorum. Japonya hali hazırda güçlü bir ülke değilken bize bağlanırsa çok memnun oluruz. Şimdi birkaç da şirket kurmaya çalışalım. Böyle denk getirelim. 3 yıl. Bir tane sana. Efendim. Bir tane sana. Bunları getirsem arka arkaya fena olmaz. Demir yolları geldi. Demir yolları geldiği gibi hemen üst sıralara atabiliriz bu arkadaşları. Altyapı sorunları yaşamamak adına. Bu arada benim arada ayarlamam gerekiyordu. Bir dakika şimdi. Ahmet abi. Abi ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Şimdi dur. Şuralara geldik. Şimdilik suborlu kazan geçişleri yapılabilir bu arada. Onda sıkıntı yok da. Alet kıtlığı mı olacakmış? Ne demek? O zaman tamam, kısa süreli bir kıtlık. Ya işte bunu da hiç sevmiyorum ama kıtlık bir başladı mı? Aman tanrım diyor yani. Abi 5 seviyeye kadar bile hiç üretilmiyor gerçi, ondan diyor. Tamam ya, ben kısa zamanda hallederiz diye düşünüyorum altı şey sorunları. Efendim. Alet eksiği olur. Talepleri oluşturalım. Aslında bu kadar talep ya, normalde aslında bizde işçi kalabilir şu anda. Çok kritik değil. Ya kömür talebi oluşturmak faydalıdır. Çünkü Victoria 3'te en önemli şey talep oluşturmak. Oluşturabilmek. Ülkeni zenginleştirmenin en iyi yollarından biri bu. Mesela demir yollarını değiştirmem ama çok maliyetli oluyor. Erken dönemde o kadar demir yolunu kuramayız şu anda. Ne diyecektim? 456 demiş. 3 tane çelik fabrikası kuruluyor. Bir tane şey. Dur, birkaç tane daha kurmamız gerekecek sanki. Pekin'de de mi bir tane kuralım? Ne diyorsun? En karlı arkadaş diyor, ben burada kurarım diyor. Aslında orada altyapı da varmış, biliyor musun? Aslında kuracaksın. Bir tane de kuracaksın. Nasıl olsa ilhak edeceğiz orayı. Orayı kuralım. Ne diyordum ben? Victoria 3. Bu arada hasta değilim, hasta diyenler var. Zaman zaman bir burun tıkanıklığı olabiliyor ama hasta değilim. O olabiliyor. Nemden dolayı İzmir'in biraz şey, mahvediyor bizi sağ olsun. Şunu yükseltecektik. Ben motorlu araçları getiririm. Talep oluşturmak mevzusundan bahsediyordum. Her seferinde konu kayıyor. Şimdi talep oluşturmak Victoria 3'te en önemli konulardan biri. Ki King bu açıdan çok zengin bir ülke. Devasa bir nüfus var. Bir şekilde o talebi oluşturabiliyor.
İlk başlarda mesela talebi gidiyorsun, inşaat sektörlerinde yapıyorsun. Hızlı bir kalkınma veriyor sana ama bir yerden sonra o tıkanabiliyor. Sonra ne yapıyorsun? Halkın ihtiyaçlarına yöneleyim diyorsun. Halkın ihtiyaçlarına yönelmek halkın zenginleşmesini sağlıyor. Yaşam standartlarını yükseltiyor ve daha fazla nüfus kazanabiliyorsun vesaire. Böyle katkıları var ama ekonomik olarak biraz daha yavaş yükselmene neden olabilir. Ama atıyorum işte alet ihtiyacı, maden ihtiyacı, hem çalışan nüfus açısından, yetkinlik açısından falan çok daha karlı işletmeler oluyor bunlar bir de. Devasa boyutlara da ulaştırabiliyorsun. Onları kurmak, bir de maliyetleri de az oluyor. İnşaat maliyetleri. Onlarla büyümek çok farklı bir avantaj ortaya koyabiliyor bu oyunda. O yüzden işte yok kömür ihtiyacı falan, bunları yapabiliriz. Ama demir yolu biraz zor. Demir yolu erken dönem. Şu an için biraz fazla pahalı oluyor bizim için. Öte yandan demir madeni eksiği de var. Hala. Mühendis yokmuş. Anlıyoruz abi. Evet. Kaç tane daha kur. Bunları bir an önce çözmemiz lazım ama baksana hep geriye gidiyoruz ya. Penaltı yiyorlar ya. Korkunç penaltı yiyoruz. Bu arada sülfür madeni. Saygıdeğer sülfür madeni. Biz sülfür madeni kurmadık mı canım kardeşim ya? Bu sülfürler nereye gitti böyle ya? Oğlum 10 seviye sülfür madeni var burada. Ne oluyor? Hala mı yetmedi varacağı o? Abi bu şeymiş ama. Bizle alakası yok onun. Sülfür yok, kömür yok. Ne var Uğur Bey ülkede? Vallahi hiçbir şey yok. Mühendis yok ülkede. Mühendis. Eğitim seviyemizi yükseltmemiz lazım. Acilen. Acilen, acilen, acilen. Sülfür ve kömür. Efendim. Hennan. Altyapı sorunu var. Şimdilik böyle yapalım. Basacağız. Şimdi hızlı bir şekilde şunların taleplerini çözmemiz lazım. Yükseltemiyoruz da abi. Her yerde maden sorunu var. Daha bir de donanma basacağız biz. Bunlarda da iç savaş çıkmış. Kolay gelsin. Yiyin birbirinizi. Başka. Bu arada penaltıları uzun süre çözmezseniz bu sefer ne oluyor Uğur Bey? Bu sefer maalesef ki penaltılar daha uzun süre ülkenizde kalıyor. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Evet, inşaat sektörümüz yeterince hızlı inşaat yapamıyor. Madenlerimiz çalışmıyor. Aletler neredesiniz? Ben bunların hepsini çeliğe çevirmedim mi abi? Hala mı yetmiyor lan? O kadar üretim nasıl yetmiyor lan? Nasıl yetmiyor oğlum? Herkesi işten çıkarmışlar bak. Niye? Çünkü kar bitti. Hem çelik hem kömür yok. Halbuki çelik nasıl yok abi? Biz çelik fabrikası kurduk. Şimdi onlar da karsız görünüyor. O yüzden sübvanse vermeniz lazım ki insanları bir an önce işe alsın bunlar. Bir üretim oluşsun. Üretim oluşunca diyecek ki ha benim çelik eksiğim kalmadı. Sonra bir de demir kısmını çözmemiz gerekiyor ama. İşin kötü yanı. Evet, sert bir düşüş oldu maalesef. İşte bak bunları ayarlamayınca düzgünce paldır küldür gidiyor. Öyle basacaksın diyor. Nüfus sorunu var. Altın madeni tükendi. Güzel. Bir tane daha buraya. Ne oldu son durum? Çelik eksiği var bu sefer. Güzel. Çelik fabrikası full çalışıyor mu şu anda? Hepsi çalışıyor. Shanxi. Shanxi. Bir tane çelik fabrikası. Evet. Profesyonel ordu geldi bu arada. Hayırlı olsun. Buraya kurdum bir tane daha. Başka ne eksikti canım kardeşim? Motorlu araç eksik varmış. Bir tane de motorlu araç kuralım. 40 tane üretiyor. Gerçi 2 tane kurmak lazım en az. Aslında en iyi yer Güney Mançurya ama altyapının da içine ediyoruz şu an. Fantastik bir şekilde. Daha dur, burayı yükselteceğiz. Hepsini birden. Daha da yükseleceğiz. Fazla zarar etmeyelim. Fazla düşüş yaşamayalım. Adım adım yükselelim istiyorum. Biraz o yüzden ince işçilik yapıyoruz. Araya ince yapıyoruz. İnce.
Güzel. Bu arada yeni bir kanun getirelim mi Uğur Bey diye bir soru aklınıza gelmiş olabilir. Aslında getirebiliriz. Polis teşkilatı burada uygun bir kanun bizim için. Puan kısmı sıkıntı sadece 3900. Erken dönemde çok fazla bürokrasi puanı harcamak istemiyorum aslında. O yüzden acaba getirmesem mi diyorum bir yandan da. Bir süre daha bekleyebilir abi. Ha belki şu olabilir. Alim memurlar, şu an biz tarımcılık kanunuyla devam ettiğimiz için alim memurların yapacağı yatırımları arttırmak adına onların hoşuna gidecek bir kanunu getirebiliriz. Aslında bu da mümkün. Ama iptal de edebilirim bir süre sonra. Yani çok kafaya takmayabilirim. Ben basayım şimdiden. 8'e yükseldi gerçi. Ha, keşke ona baksaydı. Kahredici Uğur beyanı. Profesyonel ordu kanunundan dolayı eksi 5 yemişler. Bu bir yerden artı 10 alabiliyor muydu? Bundan mı alıyordu acaba? He, bak mesela yalandan yerel polis teşkilatını getiriyormuşum gibi yapayım. Niye? Şunu almaya çalışıyorum abi. Ama getirmeyeceğim ben bu kanunu. Öyle bir derdim yok. İptal edeceğim. Amaç verim almak. Şuradan %20. Daha fazla para ödemesini sağlamak. 350 bin, 330 bin para ödüyorlardı. Yine 330 bin ödüyorlar. Ney? Ama bu sadece buraya da değil aynı zamanda. Aslında buradaki artış da başlıyor. Bir de kelle vergilerine artış getiriyor bu aynı zamanda. Efendim. Gerçi oraya pardon ya oraya getirmiyor. Zararı getiriyor kelle vergisine. Mi acaba? Tabii tarım vergi geliri. Bu sadece şey yatırım havuzunu arttırıyor. Niye artmadı acaba? Anlık bir değişim oldu herhalde. Yani dönemlik anlık. Belki biz maksimum seviyesini görmüştük. Şimdi düşeceği anda bastık. Tekrar aynı seviyede kaldı gibi bir şey olmuş olabilir. Ülkede ne eksik var? Çelik. Hop. Aa. Ha. Ya şimdi saygılar arkadaşlar. Biliyorsunuz birkaç video böyle problem oldu bizde. Nedense. Nedenini anlamıyorum. Yani bilmiyorum. Ama bir tahminim var. Onu anlatacağım. Benim bilgisayarım donuyor. Durduk yere. Oyun oynarken. Alt tab falan yaptığımda daha çok oluyor bu. Donuyor. SSD'de mi problem var? Sıcaklarda zaten problem oldu falan. Birkaç kere videolarda da paylaşmıştım. İzlememiş olabilirsiniz illaki. Ben orada izleyen arkadaşlar az çok biliyordur. Bu arada burada siyasi güç verelim. Kanunu geçirmeyeceğim aslında ama alim memurların gücünün kırılması için. Gene dondu bak. Bak dondu. Gene durdu gerçi. Şimdi bu sorun neden kaynaklanıyor? Tam olarak tespit edemedim ama bir tahminim var. Onu denediğimden beri işler iyi gidiyor. AMD yazılımından şüpheleniyordum ben. Evet, AMD bu konularda uzmandır. Bir bilgisayarı bozmak deyince akla tamam şimdi buldum. O geliyor aklımıza. Ve ben AMD yazılımını kaldırarak falan bir şeyler denedim. Bir düzelme olur gibi oldu. Sonra çok nadir bir iki takılma da görmüşlüğüm var aslında. İlk başta AMD'nin uygulamasında bir RAM desteği mevzusu var. Süper bilmem ne bir şey. Zaten RAM'den kaynaklı bir şeye de benziyor aynı zamanda bu. Yani SSD de olabilir. Ama RAM takılmaları da biraz böyle oluyor. Fazla RAM olduğunda falan işleyemediğinde bilgisayarda anlık donmalar oluyor böyle takılıp kalır. Oyunlarda falan yaşanırdı bu. Ben ya RAM ya SSD arasına gidip gelmekteydim. Bu ayarı kapatıp denedim. Bir düzelme gördüm. Sonra AMD uygulamasını komple kapatınca hiç problem yaşamamaya başladım. Saygılar Fransa ile bu hakları yapmamızın bize bir faydası olacak mı acaba? Ya yok ya istemiyorum. Velhasıl kelam. Güncelleme de yapmışlar. Güncelleme notlarına baktım. Aslında bir nevi benim yaşadığım soruna çözüm getirircesine bir şeyler yaptıklarını anlatmışlar. Bazı problemler işte performans takılma gibi bir ifade var mıydı? Bir şey yani çağrıştıran bir şey vardı sanki. O güncelleme ile birlikte bir de o RAM ayarı süper bilmem RAM ayarını kapatınca sorun gitmiş gibi gözüküyor. Yine ara ara donmalar oluyor ama eskisi gibi değil en azından. Kahredici boyutlarda değil. Böyle bir durum. Bilginiz olsun. Bazen
Video çekerken özellikle bu çok çok rahatsız edici bir şey. Yani insanın bütün motivasyonunu öldürüyor maalesef. Size de geçiyordur bu. Böyle bir problem yaşamıştık. Şimdilik çözülmüş gibi yani. Yine takılmalar olabilir. Bilginiz olsun. Yani yaşanırsa bilmeyenler için paylaşmış olalım. Böyle bir sorunla ben cebelleşiyorum aynı zamanda. Kahredici. Ve bu arada çelik ihtiyacım benim daha nasıl çözülmüyor lan? Daha ne kadar üreteceğim ben bu çelikten? Destek verseniz oğlum. Yeter artık. Mahvettiniz bizi. Daha sanayiyi büyüteceğiz, işletme şeyleri. Efendim. İnşaat sektörlerini. Donanma alacağız, ordu alacağız falan. Bunlardan birinin galip gelmesi lazım ama. Ya gerçi galip gelmese de olur da. Hayır. Tamam neyse. 14'e kadar yükselmiş. Bu kanunu çekersem artı 4 olacaklar. Ya yani şu aşamaya gelmeden kanunu iptal etmem lazım. Umarım unutmayız. Kahredici an olur yoksa. Şu an bize en çok demir madeni lazım. Ama bunu da yaparken mühendis var mı mesela? Ülkenin birçok yerinde mühendis yok. Yazıklar olsun bize. İşte niye? Eğitim seviyemiz yok. Okul getirmemiz lazım. Okul için hali hazırda ne lazım Uğur Bey? Sanayiciler. Sanayiciler yüzde kaçta şu anda? Bakmadık. Şu an yüzdelik dilime girememişler. Önemli kısma girememişler. Burada olmaları lazım. İktidara getirip hemen okulları açacağız. Okulları açmamız gerekiyor. Şu an en çok bürokratik puan harcayacağım yer, harcamak isteyeceğim yer okullardır. Bize okul lazım. Eğitim, eğitim, eğitim. İliğin fende teknikte diye şarkı yazdırmayı düşünüyorum. Efendim. 31 nokta küsür 38 yazıyor. İnanılmaz verimlilikler var. Ya şu an bu ülke ölçek ekonomiye dayalı. Ne olmuş lan buraya? Ha. Ölçek ekonomiye dayalı bir büyümeyi tam olarak uygulayamaz. Çünkü hali hazırda ülkemizde nitelik sorunu var. Üniversiteleri kurabiliriz birçok yere. Üniversiteleri en çok nerelere kurarız? Olmaz. Tamam şunu iptal et artık ben bunu yanlışlıkla kaçıracağım. Ne kadar para geliyor bu arada? Ya o kadar etki etmedi gibi. Bak şimdi 339 bir kaldıralım bakalım. Vergileri. Ya bu kelle vergisine destek vermemesi lazım ama 339. 430. Dur bakayım. Ulan daha çok para kazanıyorum şu anda. bakayım. Tamam düştü bak. 30 bin kadar düştü. Düşmesi gerekir çünkü normal şartlarda. Ya şimdi bakmayız. Oyun oynuyoruz. Kendi başına bile oynarken yapabilirsin bu hatayı. Bir de anlatım kısmı olduğu için. Yaşlandık bir de. Bunlar olabiliyor. Benim şöhretim 9'a kadar düşmüş. Japon İmparatorluğu kurulmuş burada. Saygıdeğer Japon İmparatorluğu bana dostane bakıyor. Bir de tanınmayan büyük güç olmuş. Bunların gücünün kırılması lazım ama. Büyük güçleri bağlayamıyorsunuz. Kukla olarak. Gerçi lan bu bana böyle bağlanır mı acaba? Bir de sana ne oluyor Brutus? Alçak. Gel bakayım. Bir de şu alçağa savaş açalım. Zahmet olmazsa. Protektöre. Ne diyorsun ya? Fransa gelmez herhalde değil mi? Başımıza iş çıkar mı şimdi? Tamam. Bir de benim Japon... seni düşüreyim zahmet olmazsa. Tamamdır. Yakında donanma kurmamız lazım. Donanma. İşte bütün mesele bu. Ara ara serpiştirseniz olmaz mı Uğur Bey? Ya şöyle bir 100 tane gemi serpiştirmek nasıl olacak bilmiyorum ama. Ya şu liman şehirlere beşer onar atmak lazım. Aslında bunlar hızlıca yapılabiliyor. Yani basarsın anca oluşurlar. Sonra sen sanayileşmene devam edersin. İhtiyaç duyarsan tekrar yaparsın. Aslında böyle yapmak lazım. Yani hemen 100 tane basacağız diye bir şey yok. Şimdi bir bu kadar basalım. Bunlar bir oluşsun oluşabildiği kadar. Tamam 50 tane bastık. Sonra tekrar basarız. Bir yandan sektörün ilerlemesi gerekiyor çünkü. Tecrübeli topçu komutanı. Gayet güzel.
İnşaat sektörümüzü de büyüteceğiz. Maden problemlerimiz var. Dayınağım Burma ile aynı tarafa geçti. Ulan bu bana bağlanacak devlet değil mi? Vay alçak vay. Tamam, şey yapmaya gerek yok. Para alırız biz bunlardan. Nasıl olsa diplomatik yollardan alacağım yanıma. Savaş tazminatı. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Protektöre. Yok yok yok. Hiç gerek yok. Zaten diplomatik yollardan halledebiliyorum ben onu. Uğur Bey nasıl halledebiliyorsun? Abi şimdi ticaret anlaşması yaptım. 100 puan oradan geliyor. Toplamda kaça çıkıyor koz avantajı? Artı 133 olacakmış. Mevcut koşullarda. Ya bir anlaşma daha sıkıştırırız araya. Mesela şunu yapsan artı 200 daha oradan geliyor. Kabul etsin bakalım. Valla savaştayken nasıl kabul edecek ya? Ben niye böyle bir şey gönderdim ki şimdi? Aklıma tükürem. Aklıma tükürem, tükürem, aklıma tükürem, tükürem. Acaba savaştan sonra bu böyle devam edecek mi? Bak şimdi burada bir hata yaptık biz. Göndermeseydik bir problem olmuyordu sanki. Oyunda var abi böyle dengesizlikler var da ondan diyorum. Neyse. Artık göreceğiz. Umarım savaştan sonra düzelir. Ha, ürkekmiş. Kabul etme ihtimali var. Savaşa daha iyi girmeden. Ben yenildim arkadaş diyebilir kardeşimiz. Öyle bir kardeşimiz kendisi. Alet eksikliği devam ediyor. Bu kadar eksik varken Uğur Bey, donanma basarken hiç üzülmediniz mi? Ya niye üzüleyim? Şimdi ismi lazım değil, sözünde durmayan bir profesörü taklit etmiş gibi olduk. Kendisi gece gündüz EU4 hakkında paylaşım yapıyor. Bu arada kabul ettiler. Ama seri yapacağım deyip ortada seri yok. Biz bu işten bir şey anlamadık. Kendisine karşı daima muhalifimdir. Bilginiz olsundur. Şöhreti düşerse daha iyi olur. Bu arada adam karşıt kaldı ha. Ha düzeldi. Çok iyi. Kabul et bakayım. Bana mecbursun kardeşim. 211. Bakın artı 211'i gördüğüne göre artık bir sıkıntımız yok. Problemimiz çözülecek. Alet eksikliğimizi gidermeye çalışalım. Ben bir yandan inşaat sektörünü büyütebiliyor muyuma bakmam gerekiyor. Şimdi bakın mühendis sorun olduğu için tekrar tekrar söylüyorum. Ölçek ekonomisi gerçekten sıkıntılı. Yani bunu yapamayız şu an. O yüzden bölgelere dağıtıyorum. Efendim, aletleri. Bu kadar alet ihtiyacım var bu ülkede ya. Yuh. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Yine mühendis yok. İnanılmaz bir şey. Oğlum açsanıza Türkiye gibi her yer üniversite. Uğur Bey niye yapmıyorsun? Yaşadığın ülke hayret bir şeysin ya. Kahredeceğim. Vallahi ben de şu an kendime kızdım. Nasıl böyle bir şey yapmam diye. Biz üniversite kurmadık değil mi? Buraya üniversite kuracağım. Şu bizim en kritik noktalarımız. Üniversiteler buluş getirmekle birlikte nitelik de arttırıyor biliyorsunuz. Tekrar tekrar söylüyorum bu oyunu oynarken daima bakın hep böyle bakın büyük zevk alacaksınız bir yerden sonra. Her şeyi kontrol etmek ve her şeyi öğrenebilmek ve oyunun ne kadar detaylı olduğunu görmek sizi ayrı memnun edecek. Bakın %41 bonus geliyor. Nitelik bonusu. Yani nitelik bonusu nedir Uğur Bey? Buradaki gördüğünüz tekrar gösterelim. Şu %20. Şimdi bir nüfusun başka bir işe geçebilmesi için nitelik değişimi diye bir mekanik var. Bakın burada. Tamam mı? Bunlar eğitim sistemiyle de olabiliyor. Yeri geliyor. Zenginlikle de. Ama nitelik dediğiniz kızım eğitimle geliyor. Öyle söyleyeyim daha çok. Ve onun oranını arttırıyor. Normalde atıyorum 3-5 kişi değişecekse aldığı bonuslarla çok daha hızlı. Bakın burada yazıyor zaten çarpan değerleri. Bakın her şeyin detayı var. Ya kafana takılıyor mesela. EU4 bu konuda çok eksik bir oyundur mesela. Diğer Paradox oyunlarda da bu tarz eksiklikler var. Bazı şeyleri tam oyundan çözemezsin. Oyunun içinden çözemezsin. EU4 Wiki'ye falan bakman lazım. Veya oyunun kodlarına bakman lazım. Eventlerine bakman lazım. Ama bu oyunda olabildiğince azdır bu. Ya gelirsin bakarsın. Neymiş? Ha, oranlar buradaymış. Nasıl hesaplandığı görülüyor. Her şey yazıyor. Bir de üstüne bu tamam diyorsun. Eskiden mesela bazı oyunlar vardı. Gözünüzde çarpmıştı. Ben oyunları hep arayüzlerinden dolayı uzak durmuşumdur. Oynamışlığınız vardır böyle. Adeta Excel tablosu gibi oyunlar yaparlardı.
çok fazla detay var oyunda. Grafik yediremediği için adam gitmiş resmen böyle Excel gibi uygulamayı oyuna koymuş. Arayüzüyle falan veri ayazı. Bu oyun onun modernize edilmiş hali, grafikli hali. Öyle düşünebilirsiniz. Bu oyunun böyle bir özelliği var. Daha hoş görünüyor bütün her şey. Ama eksiklikleri yok mu? Var. Hep konuşuyoruz. Bunu söylemek zorunda da kalmamak lazım. Çünkü 1000 defa söyledim bunları. Böyle eksiklikleri olduğunu. Bu arada başka bir kanuna geçelim. Yalandan. Şimdi bu da çok da kızdırmaması lazım halkı. Mesela entelektüelleri coşturmaya gerek yok şimdi. Tamam, silahlı kuvvetler çok kritik değil. Şunu verebilirsin. Daha fazla para yardımı yapsın diye uğraşıyorum. Aa. Olmadı. Silahlı kuvvetler devrim yapacak şimdi. Özellikle hükümet bu ideolojiyle... Buralarda sıkıntı var abi. Buraların detaylandırılması lazım yani. Bu olmaz. Bu böyle olmaz. Var mı benim yapacağım başka bir şey? Demir yolları yaygınlaşıyor. Ayda. Buharlı motor vakti. Ayda. Motorlu araç fabrikası. Dolulu. 3 seviye olması lazım. Nerede motorlu araç fabrikası? Uğur Bey yaptı böyle bir şey. 3 seviye yapmış olmam lazım. Yapmadın mı? Yazıklar olsun bana. Gönder bakayım. Ben bunları sübvanse vermişim zaten. Problemsiz bir şekilde işlem tamamlanır. Güzel. Şimdi biz başka ne yapacağız? Biz başka ne yapacağız? Güzel soru. Ah, şirketimiz geldi. Hemen yani demir fabrikaları kurmak faydalı olur diye düşünüyorum erken dönem. Klasikleşmiş hamleler. Çok hızlı bir şekilde maden kurarız vesaire. Bunlar fayda sağlar bize. Buyurun. Çelik üretimi hacmi de veriyor. Kısa ve aslında tam olarak bu atılımı yapabilecek bir ülke değiliz ama gelecekte faydası olacak illaki. Hatta şu anda bile olacak çünkü demir madeni ihtiyacımız vardı bizim aslında. Ne lan bu? Yükümlülük karşılığında bu anlaşmayı yapmak istiyorlarmış bizde. Tamam lan. Kahretsin ya. Sevmesem de yaptırtıyorsun ya. İşin kötü yanı bir de böyle bir radikallik mevzu çıkacak başımıza, iyi mi? Kahredici oyundan kahredici anlar. Efendim. Şimdi bu 170'te hala anlıyorum. Var mı benim düşürebileceğim bir arkadaş? Yok. Anladım abi. Japonya'da burada yaşamaya devam ediyor. Gücünün düşmesi lazım. Ki kendimize bağlayabilelim. Direktif mevcutmuş. Gelsin. Yeni bir şey ekleyelim. Diğerleri çok kritik değil. Araştırma olabilir mesela. Çok mantıklı. Kanunlar da olabilir. Araştırmayı şimdi kalalım. Sonra kanunları geçiririz. Ben şu an inşaat sektörünü full kullanıyorum. Gayet iyi. Demir madenlerimiz çalışıyor. Alet fabrikalarımız, alet atölyelerimiz daha doğrusu. Entelektüeller güç alıyor. Bu kim abi? %50 ihtimalle. Sen kimsin? Bu olur bu arada. Bu olur bu arada. Dolaylı yollardan bunların gücünü kırıyorum aynı zamanda. Birkaç alet atölyesi ekleyelim ülkemize. Zahmet olmazsa. Evet. Alet atölyesi yerine birkaç farklı şey de yapabiliriz bu arada. Yavaş yavaş şu dokuma mevzusuna da girebiliriz. Dokuma da uygundur. Burada bir yer belirlemiştim ben. İkisinin de olduğu ipek ve pamuk. Ha. Dokuma kısmına geldiğimizde burayı canlandıralım diye şöyle bir düşüncem var benim. Niye bunları yapıyorum? Bu ikisi dokuma atölyelerinin girdilerinin ucuzlamasını sağlıyor. Ucuzlarsa da çok karlı hale geliyor ve belki de ülkenin tüm ihtiyacını buradan karşılayabilirim. Ama ben böyle bastım. Gerçi bu makinist istiyor. Tamam. Mühendis istese sıkıntı. Şu an bizim üretim yüzde şey 20'ye kadar çıkıyor. Yani 20'nin üzerine yapmamız aslında çok faydalı değil. 20 seviye olması yeterli. Sonrasına bakarız. Şu an tabii bu adamların verdiği paranın bana gelmediğini söyleyebilirim. Kendileri zenginleşiyorlar. Sorun değil. İleride bana faydası olur. Şimdi olmasa da ileride olur. İnşaat sektörünü birkaç seviye yükseltelim abi.
Ülkenin her yerine yapabiliriz. Serinin başında da söylemiştim. Çin'in en güzel yanı hem bölgesel katkıları var hem de yani öyle bir nüfus ki her yere yapabilirsin. İhtiyaç olacak. Bu nüfusun devasa bir inşaat sektörü kurma potansiyeli var. Vereceğiz, vereceğiz. Bak bu da böyle bir stratejik hamle aynı zamanda. Yalandan bir kanun getirmeye çalışıyorum. Kanunu geçirme derdim yok. Burada hem alim memurların güçlenmesini sağlıyor, maksimum verim almaya çalışıyorum alim memurlardan. Hem de diğer partilerin güçlenmesini sağlıyorum kısa vadeli olarak. Mesela. Burada şey yok gerçi, tamam. Bu sayede alim memurlara karşı daha rahat siyaset götürme şansım da var. Oyunun mekanikleri gereği. Donanmamız artıyor mu? Daha çok gemi ihtiyacı var. Yavrum, daha ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun ya? 200 olmuşsun. Gir artık şu pakta. Kafanı gözünü kıracağım şimdi senin. Gir çabuk. Aferin. Şimdi 20 kötü şöhret var. Şunu da ele geçirsek diyorum. Siyam. Da gider Siyam. Protettore la Gazzetta della Sport. 20 kötü şöhret verecekmiş bu adamı ele geçirmem. Yalnız Burma karşıma gelecekmiş. Ya bu da saçmalığın başka bir daniskası. Bana bağlı devlet nasıl karşıya geçiyor abi? Ben diyor geçerim diyor bağımsızlık için. Evet. Bunu da bağlamam lazım. Kaçmış? 45-50 tane askeri var. 50 tane gemiye ihtiyaç var en az. Buharlı motor vakti geldi. 2 yıl, 1 yıl. Tamam bu 1 yıl olsun da. Ben şey yapacağım zaten. Teknoloji ver. Güzel. Bu 10 puan mı veriyordu, 15 puan mı veriyordu ya? Dur bakayım. 15 vermiş. Hayır, bir dakika ya. 5 mi veriyor? Ne? Hayır bu değil. Ha, 5 veriyormuş. Tamam, şu an 10 zaten. Çekebiliriz kanunu. 8 vermiş abi. Hayda. Hayda. Peki. Kaç gerekiyor bunun için? 10 gerekiyor. Başka bir kanunla cezbetmemiz lazım bu alçakları. Evet. İnsanları tarımda çalıştırmanın bir avantajı da var biliyorsunuz. Şimdi bunlar çok hızlı bir şekilde kurulabiliyor 200 puan karşılığında. Bizim amacımız elden geldiğince insanları köyden şehre almak. Köyden şehre aldıktan sonra yeterince bunu başarabilirsek zaten şunun gücü kalmayacak. Malikanelerin bu kadar güçlü olmasının sebebi bizde çok fazla köylü nüfusu olması. O yüzden tarımcılık aslında bizim için erken dönemde çok güçlü bir ekonomi modeli. O yüzden böyle devam ediyoruz. Laissez-faire'ye şu an geçmemizin pek bir avantajı yok maalesef. Daimi polis teşkilatı. Yalandan getiriyorum. Yalandan getiriyorum abisi. 41 tane gemi var. Bunun ordusu nasıl? Zayıfsa dalarız. Şimdi böyle bakmaya devam ederseniz bak sürekli açılacak bu. 13-13'müş lan. Hiçbir şey değil. Sallarız biz buna. Fantastico la Gazzetta dello Sport. Evet. Bak. Bu mesela katılmıyor. Niye? Gerçi savunma ittifakımız mı vardı bizim? Müttefik değil de. Ama Burma karşıma geçecekmiş mesela. Yazıklar olsun sana. Peki. Bir tane orduyu ikiye bölmemiz lazım. Muhteşem değerli arkadaşlar. İzniniz olursa bir ordumuzu ikiye bölüyorum. Böldüm gitti. Uğur Bey ordu bölmek için bile izin isteyen bir insandı. Evet. Güzel. Joseon şu %90. Daha 3 yılı var. Acelemiz yok. Bakın dikkat edin. Elden geldiğince artıda kalmaya çalışıyorum. Erken dönemde. Bunu unutmayın. Sonra Uğur Bey sizin taktiklerinizi yaptım batıyorum ama oyunun geç tarihinde yaptıklarımı yaparak değil. Bunu yapma işte. Her şeyin yeri ve zamanı var.
Burayı ne zaman alacağız Uğur Bey? Ben de merak ediyorum ne zaman alacağımı. Sizlerin beğenileriyle 1000 beğeniye en kısa zamanda fethedeceğim burayı. Ha bu arada ben birimleri yenileyecektim. Dur o zaman. Ama onun için zincirleme şey gerekiyor. Dur şimdi. Bunlar sülfür istiyor. Bu mühimmat fabrikaları şey daha doğrusu patlayıcı istiyor. Patlayıcı sülfür istiyor. Ama patlayıcı fabrikası bende şu an yok çünkü yoğun tarım açık değil. Yoğun tarım gelecekmiş. Yoğun tarım geldiğini düşünüyorum. Şimdi kalsın, acelesi yok. Kritik değil yani. Uğur Bey'in kritik seviyelerini unutmayın. Olur. Abi gücü bölecek ne varsa seçiyoruz bak. Ülkede tek başına güçlü olamaz kardeşim kimse. Bu ülkenin sahibi benim. Kimle savaşıyor? Ha ben niye vergi istemedim? Alçaklardan. Vay arkadaş. Gönder gitsin. Ha bu arada cephe savaşımız varmış bizim burada. Gönder gitsin. Kaybedeceğiz orayı şimdi. Yazıklar olsun. Onu nasıl görmem ya? Vay arkadaş. Nereye gittin abi sen? 100 birim. Bak bak geriye döndü gördünüz mü? Böyle bug'lar var işte gereksiz, lüzumsuz. Kahredici ya işte. İdare ediyoruz ne yapalım? Evet. Oyun bir ara güncellenecek. Başka? İnşaat sektörümüz kuruldu dedik. Efendim. Hem halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hem ne yapıyoruz bu durumda şu anda? İş veriyoruz insanlara. Amerikalıya da iş vereceğiz. Almana da iş vereceğiz. İtalyana da iş vereceğiz. Çok kültürlü kanunu gelince. Sırada ne var? Evet, güzel soru. Sırada olan şeyi söylüyorum size. Gıda fabrikası kuralım istedim birkaç tane. Demir madeninin olduğu yerlere, daha doğrusu tahılın olduğu yerlere. Bunların ileri üretim tekniklerinde fayda da var da tahıl en çok nerede var? Şimdi Uğur Bey burada fiyatlar ya yürü git. Fiyatlar bilgiyi vermez mi? Aslında veriyor da. Aslında veriyor da işte. Yani aslındası var. Hiç böyle yani alakamız yok dediğimiz yerlere bakmamız lazım. Burada tahıl mesela tahılı en çok ne üretiyor? Pirinç tarlaları üretiyor. Fujian'da pirinç tarlası var mı canım kardeşim? Bana bir bunu söyle. Burnum nasıl tıkalı var ya üzerinize afiyet. Ondan dolayı biraz zorlanıyorum. İzmir'in nemine geliyor abi. Sonbahar geliyor. En sevdiğimiz o bahar. Neydi diyor? Eylül diyor. Müjdeleriyle geldi. Aa bak pirinç tarlası varmış burada. Tamam. Bunu gördün mü kardeşim? Yapıştırıyorsun hemen gıda fabrikalarını buraya. Yapıştırıyorsun. 20 seviyede bu gelsin. Bunlar mühendis istemiyor zaten. Sıkıntı yok. Ne oldu? Duello mu? Kimle kim savaşıyormuş? Kralcı. Abicim kralcı biri ölebiliyorsa ölsün. Öbürü de cumhuriyetçi miymiş? Ha ikisinin de şöhreti gidiyor gerçi. Daha iyi. Olur. Rus karşıtlığı lobiye katılıyor. Katılsın. Olur. Bu arada bizde konvoy sorunu var aynı zamanda. Liman yapmamız lazım. Bu ülke limansız kalamaz. Liman von Sanders. Ünlü bir sözü diyor. Bunları bir ekleyelim abi öncelik. Ne oldu? Gitti. Geçmiş olsun. Ordularımız sağda olduğu için maliyetleri biraz fazla. Uğur Bey ile inşaat sektörü büyütmece. Uğur Bey diyor, ben diyor zaten inşaat sektörüyle büyüme ekonomisinden illallah ettim diyor bu ülkede. Geldim diyor, burada stres atayım diye videonuzu izledim. Kardeşim diyor, sen de diyor inşaatla büyüyorsun. Bu nasıl iş diyor ya? Acaba diyor, burada bir terslik olabilir mi? Evet. Yani terslik olabilir mi sorusuna demedim. Oyun devam ediyor anlamında evet. Bölümün sonuna mı geldik acaba? Bakalım. Umarım donmaz. Evet, güzel. Teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım
Hoşunuza giden güzel bir bölüm olmuştur. Bu bölümde de yine oyunun detayları hakkında konuşmalarımız oldu. Sanayimizi büyütmeye çalıştık. Ufak ufak kanunlar kısmında da ilerlememiz gerçekleşti. Yalandan birkaç adım atıyoruz böyle, efendim şunlardan daha fazla para koparalım diye. Bakın dünyanın parası geliyor. Demek ki benim inşaat sektörüm yeterince büyük değilmiş. Oyun bana bunu gösteriyor burada. 211 bin daha artısı var. Ama ben tabii bu kadar maliyete girersem benim ekonomim bu sefer sıkıntıya girmeye başlıyor. İşte o zaman diyorsun ki ben laissez faire'e geçsem olmaz mı? Ha, laissez faire'e geçersen o zaman bir buradaki getiriler hemen eksiye gidecek. Ya yani eksi olmayacak, düşecek diyelim. Ve satın almalar süreci yaşanacak. Şu an bizde devlet temettüleri 23 bin pay getiriyor. Erken dönemde devlet temettüleri aslında çok daha güçlü bir seçenek. Devlet temettülerinin tamamı gidecek ve bir süre için bunların geri dönüşü biraz geç olacak. Ama idare ederiz. Hoşça kalın. Ya yani şimdi ama geçmeyeceğim. Laissez faire daha dursun.